Türk siyahlarının Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu belirlemesi Avrupa'yı harekete geçirdi. Birçok ülke dünyanın çığır açan silah dediği siyahlardan almak istiyor. Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve Libya'nın ardından ilk kez bir NATO üyesi ülke Polonya'da Bayraktar siyahlarını satın alan ülkeler arasına girdi. Bu haberle birlikte görev değişimi zamanında geldi. Saat başından itibaren tüm gelişmeleri A'dan Z'ye Uğur Önver aktaracak sizlere. İyi bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyle insansız hava aracı ihraç edecek. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı imzaları attı. 24 adet İHA ve mühimmatı Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'ın ardından Polonya'ya ihraç edilecek. Milli savunmada kullanılan cihazların satın alımı konusunda imzalanan çift taraflı anlaşma çok önemli. Türkiye'nin Polonya'ya silah satışını, Bayraktar TB2 satışını standart bir ticari işlemin ötesinde düşünmek gerekir. Hatta standart bir askeri silah sistemi satışının ötesinde düşünmek gerekir. Birincisi bu SİHA satışı, Bayraktar TB2 satışı Türkiye'nin güç projeksiyonunda belli bir ivme yakaladığını ve bu satışların da giderek artma yönünde devam edeceğinin bir göstergesi. Türk savunma sanayi için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Ankara'ya gelerek Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın alması dönüm noktalarından biriydi. Böylelikle ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke Türkiye'den silahlı insansız hava aracı ihraç ediyor. Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lar dünyada büyük ses getirdi. TB2 SİHA'ları en çok 27 Eylül 2020'de patlak veren Karabağ Savaşı'nda dikkatleri üzerine çekti. Azerbaycan'ın Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar savaşın seyrini gözle görülür bir biçimde değiştirmiş. Sahada Azerbaycan ordusuna Ermenistan mevzilerine karşı belirgin bir üstünlük getirmişti. Savaşı'nın en şiddetli günlerinde CNN Türkiye konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk SİHA'larının etkisinin büyük olduğunu söylemişti. Özellikle insansız hava araçlarının ve silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu envanterine katılması, dahil edilmesi nasıl bir fark yarattı efendim? Çok büyük fark yarattı. İnsansız hava araçları, Türkiye istihsalı olan araçlar, çok muasir çağdaş teknolojiler esasında yaratılmış bir silah növüdür ve dünyada cemi birkaç ülke var ki böyle imkanlara maliktir ve bu da Türkiye'nin hem teknoloji hem iktisadi hem intelektüel potansiyelinin tezahürüdür. Ve elbette ki böyle imkanların bizde olması bizim işimizi kolaylaştırır ve bizim insanlarımızın, bizim askerlerimizin hayatını demeli kurtarır. Çünkü bunlar olmasaydı hemen o yukarıdan vurulan tanklar, toplar ve diğer Ermeni teknikasını biz gerek aşağıdan vuraydık. O da çok büyük can kaybına getirmiş olabilirdi. Hem bize avantaj sağlayır, aynı zamanda can kaybın yüksek rakamlarla ölçülmemesi için de bize büyük avantaj sağlayır. Onların teknolojisi mükemmeldir. Azerbaycan lideri Aliyev'in de söylediği gibi Dağlık Karabağ'da kullanılan ve savaşta sonucu belirleyen Bayraktar TB2 kendisine olan ilgiyi de artırdı. Türk SİHA'larını satın almak isteyen İngiltere harekete geçti. İngiltere'nin hem düşük maliyetli hem de küçük boyutlu olduğu için Amerika'nın Hantal Protector'ının yerine Türkiye'den Bayraktar TB2 almak istediği açıklandı.
Türkiye'ye silah satan büyük ülkeler şimdi silah almak için sırada. Alman Heise.de isimli haber portalı İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Türk sihaları çığır açan silah dediğini yazdı. Artık savaşların seyrini de değiştirdiğine değinildi ve küçüklüğü, kolay kullanımı, az masraflı oluşu nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Batılı uzmanlar Dağlık Karabağ Savaşı, insansız hava araçlarıyla sonucu etkileyen ilk savaştır yorumunu yaptı. Amerika'dan İngiltere'ye, Fransa'dan Rusya'ya, İsrail'den Yunanistan'a, dünya gündeminden düşmeyen Türkiye'nin savaş sahnesine sunduğu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları bu kez Norveç medyasında yer aldı. Norveç'in ekonomi gazetesi Dagens Næringsliv'de yayınlanan bir analizde Amerikan üretimi F-35'lerle yeni nesil SİHA'lar karşılaştırıldı ve beklendiği gibi Bayraktar TB2'ye övgüler sıralandı. Dış politika uzmanı Aysel Toye imzalı analizde İskandinav ülkesinin bir adet F-35 jeti satın almak yerine aynı paraya 22 adet Bayraktar TB2 alınabileceğini belirtti. SİHA'larının dünyada hızla yükselen gündem maddesi olmasında Bahar Kalkanı Harekatı'nın payı büyük oldu. Bu harekat Esad rejimi tarafından yapılan saldırıda 34 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin rejime karşı başlattığı bir askeri harekattı. Harekat esnasında Rusya, Suriye'de hava sahasını açmayarak Türkiye'nin koşullarını zorlaştırmaktan yana tavır aldı. Ancak Türkiye mevcut koşullara rağmen harekatı gerçekleştirdi. Dünya aynı anda çok sayıda SİHA'nın kullanımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'nda Suriye'de ilk sürü SİHA saldırısıyla tanıştı. Bu saldırılarda Türk SİHA'ları Suriye'de kapalı hava sahasının adeta kilidini kırdı ve sürü SİHA saldırılarıyla savaş meydanında günümüz savaş sistemlerine yeni bir operasyonel kabiliyet kazandırdı. Ayrıca Türkiye bu saldırılarla Esad rejimine ağır darbe vurdu ve Rus savunma sistemlerinin SİHA'lar karşısında yetersiz kaldığı ortaya çıktı. Bu durum Libya'daki iç çatışmalarda da kendini gösterdi. Libya'da meşru ulusal mütabakat hükümetinin Türkiye'den savunma işbirliği anlaşmaları kapsamında satın aldığı SİHA'lar için karşı cenahtaki Rus savunma sistemleri sıradan birer hedef haline geldi. Libya'da SİHA'lar karşısında çaresiz kalan Rus yapımı Pantsirlerin dünya kamuoyunda çizdiği imaj Ruslar için bir endişe kaynağı haline geldi. Gerek Suriye'de, gerek Libya'da, gerekse de Yukarı Karabağ bölgesinde Bayraktar TB2'lerin göstermiş olduğu performans özellikle Rus silah sistemleri ve Rus hava savunma sistemlerine üstün konumu ciddi bir şekilde Rus silah pazarında sorgulanmasını beraberinde getirmişti. Ve Ermenistan silah envanterlerinin %99'dan fazlasının Rus menşeli olduğunu düşündüğümüzde ve Azerbaycan'ın Ermenistan askeri kayıplarının %70'ini doğrudan doğruya Bayraktar TB2'ler üzerinden yaptığı düşünüldüğünde Polonya'ya bu silah satışının Rusya üzerinde bir baskı unsuru olacağını, dolayısıyla Rusya üzerinde Türkiye açısından da bir dengeleme unsuru olacağını söyleyebilirim. Yeni geldiğimiz sistemde Türkiye'nin savunma ekonomisindeki başarısıyla aynı zamanda tasdiksel olarak da NATO'da kabul edilmesini sağlamıştır ki dikkat ederseniz Pentagon yapmış olduğu son değerlendirmelerde özellikle tanklara karşı savunma sistemlerini değiştirmek zorunda kaldığını görüyoruz. Demek ki sonuç olarak bu üç zor coğrafyada harekat gösteren Türk İHA'ları ve SİHA'ları bir havacılık devrimi getirmiştir. Ve gelecekte Türk Milli Muharip Uçağı da bu tür İHA'ları ve SİHA'ları kendi gövde altından ayırmak suretiyle düşmana karşı baskın taarruz yapabilecek çok büyük bir başarı elde etmişlerdir.
Bayraktar TB2 İHA sistemi 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarılarıyla Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi. Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2 uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor. Sürpriz bir taarruz şeklinde düşman hava sahasını bir şekilde hem uçak savarlarını hem de radarlarını imha edebilecek, onları istihbarat ve keşif yapısını bozabilecek sistemlerle donatılmıştır. Türk İHA'ları ve SİHA'ları hem yukarıda uydulardan hem AVAS uçaklarımızdan hem de taktik uçaklarımızdan bölgede görüntü alabilmekte ve terör örgütlerinin saklandıkları yerleri bulabilmektedir. Bayraktar TB2 üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2 elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor. Bayraktar TB2 gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor. Baykar, Bayraktar Mini İHA ile 2012'de Türkiye'nin ilk hava aracı ihracatını yine Katar'a yapmıştı. Bayraktar'ın son füzesi dediğimiz, Bozok füzesi dediğimiz ve Bozdoğan ve Gökdoğan'ı da kattığımız zaman lazer güdümlü faydalı yük mühimmatının özellikle yeni atmaca füzesinde taktığımızda gemilere ve denizaltılara karşı da anlatılabileceği, bu bakımdan Ege'de ve Akdeniz'de de büyük bir bize üstünlük sağlayacağını şimdiden söylemek mümkün. 2015'ten bu yana gelinen süreçte aralarında Bayraktar TB2 SİHA'larının da bulunduğu ve Türkiye'nin ürettiği birçok İHA ve SİHA, Polonya, Ukrayna, Azerbaycan, Katar, Libya, Tunus ve Suudi Arabistan tarafından kullanılıyor. İngiltere, Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Fas, Malezya, Kazakistan ve Pakistan'da Türk İHA ve SİHA'larıyla ilgilenen ülkeler arasında.